Arkadaşlar merhaba. Konumuz akvaryum su bulanıklığını gidermek olacak bu videomuzda. Genel olarak birçok kişinin özellikle yeni kurulan akvaryumlarda ya da hobiye yeni başlayanların en büyük sorunudur bu akvaryumun su bulanıklığı. Bunun tabi oldukça çözümü mevcut. Bu sayacağım maddeleri siz de deneyerek akvaryumun daha berrak hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu bulanıklıktan kurtulabilirsiniz. İlk olarak akvaryumun su bulanıklığının camlardan olma ihtimali var. Yani görünüş olarak akvaryumun suyunun berrak olma ihtimali var. Ama buna rağmen camlarınızdaki yosun ya da benzer bulanıklık sebebi olan işte kireçtir vesairedir durumlarda akvaryumun size çok bulanık gelir suyu. Aslında olay camlarınızdadır. O yüzden ilk etapta onu iyice bir kontrol etmeniz gerek. Köşe taraflardan camınızı süngerle güzelce silin. Eğer sildiğiniz taraftan akvaryumun iç tarafı hala bulanık gözüküyorsa zaten yüksek ihtimalle suyunuzda sorun vardır. Yani camlarınızda bir sıkıntı yoktur. Bununla beraber ikinci adım olarak akvaryumdaki su berrak bulanıklığı yüksek ihtimal salınım yapan kullandığınız malzemelerden de kaynaklanmaktadır. Bunun en başında gelenlerden biri renkli taşlı kumlardır. Herkes akvaryum güzel olsun diye renkli taşları koyuyor akvaryumuna. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar. Sonrasında bunlar boyalarla yapılmış ürünler olduğu için salınım yapıyorlar suya. Salınım yapınca da zaten otomatikman akvaryumun suyunu bulanıklaştırıyor. O yüzden akvaryumunuza ekleyeceğiniz yapay bitkileri, taşları, kumları iyi seçmenizde yarar var. Eğer ki bunlarda öncelikle bir sıcak sudan geçirirseniz bu sıcak suyla beraber özellikle yapay bitkiler için ya da dışarıdan topladığınız taşlar için bunları sıcak sudan geçirdikten sonra akvaryumunuzda kullanabilirsiniz. Ancak bu renkli taşları tavsiye etmiyorum. Zaten onlar en büyük sıkıntısı akvaryumların genelde. Üçüncü kısım olarak doğadan toplanan ürünlerin akvaryuma direkt koyulmasını sayabiliriz. Bu akvaryumların genelde maddi sebeplerden dolayı insanlar kendileri bir şeyler yapmak istiyorlar ve deniz kenarından topladığı taşları gelip akvaryumun içine direkt atıyorlar ya da deniz kabuğu topluyorlar yazın. İstiridye topluyorlar. Bunları direkt atıyorlar ve bunların üzerindeki bakteriler de suyu bulanıklaştırıyor. Eğer akvaryumunuzda böyle bir durum varsa direkt onları çıkarın. Tuzlu suda, kaynar suda bir yarım saat kadar kaynatın. Ondan sonra akvaryumunuza ekleyin. Oradaki tüm bakteri ortamını öldürmenize yarar olacak ki bu sayede herhangi bir salınım yapmasın. Toparlayacak olursak cam bulanıklığı, renkli taşlar ve doğadan toplanan taşlar olarak ilerliyoruz. Dördüncü olarak da akvaryumunuzdaki suyu bulanıklaştıran durum yetersiz filtrasyon olabilir. Aslında bu genelde akvaryumunuzda uzun süredir akvaryumunuz varsa ilk aklınıza gelen şey olmalıdır. Eğer akvaryumunuzun suyu yeterince filtrasyon olmuyorsa, yeterince iç filtre ya da dış filtre ile temizlenmiyorsa, bu sirkülasyon sağlanmıyorsa akvaryumunuzun içinde biriken materyaller, kimyasallar, bakteriler, amonyaklar bu akvaryumun suyunun bulanık görünmesine sebep olacak. Bunun da çözümü olarak düzenli iç filtre ve dış filtre kontrolü yapabilirsiniz. Eğer akvaryumunuzun büyüklüğü fazlaysa ona uygun filtreler de kullanabilirsiniz. Burada daha önceleri anlatmış olduğum gibi elyaf kullanmak her zaman bu filtrelerin kalitesini ve bu suda biriken partiküllerin toplanmasını sağlıyor. O yüzden bunları güzelce filtrelerinize yerleştirirseniz akvaryumdaki su bulanıklığı bir kısım daha gidecektir. Beşinci madde olarak da akvaryumun su değişikliğinin aksatılması sayılabilir. Akvaryumda ne kadar çok zararlı madde birikirse su o kadar birikecektir. Su o kadar bulanıklaşacaktır. Bulanık suyu alma yöntemi de tek yöntem hatta akvaryumun suyunu değiştirmek. Her hafta %30'a yakın, %20, %30'a yakın su değişimi yapılmalı. Eğer akvaryumunuzda ekstrem bir durum varsa 3-4 günde bir de %15-20'lik değişimlerle hatta 30'a kadar çıkılabilir. Bu berraklığı sağlanması tekrardan kazanılabilir. Bu bulanıklık bu sayede de atılabilir akvaryumdan. Çünkü bazen
fazla ışık tutuyorsanız akvaryumunuza su bulanıklaşabilir. Bu da zaten 6. maddemizi gösteriyor. Eğer akvaryumunuzun ışığı güzel görünsün diye 7/24 açık bırakıyorsanız akvaryumunuzdaki bu ışık sudaki zararlı bakterileri, zararlı daha doğrusu kimyasalları yosunlar tarafından kullanılmasını ve yosunların akvaryumun suyunu kaplamasına sebep oluyor. Bu camlara kadar da gidiyor, diğer taşları da kaplıyor. Bu şekilde sürekli ışık açık bıraktığınızda akvaryumunuzun suyu yosunlaşıyor ve suyu bulanıklaşıyor. Bunun için de farklı yöntemler var ama en hızlı çözüm ışığı kapatıp uzun süre ışıksız ve sık su değişimleriyle çözmek. Su değişimlerinden tabi anlayacağımız %30'u geçmemek olacaktır. Eğer akvaryumunuzda zaten balık miktarı çok azsa kurulumunu baştan yapabilirsiniz. Ama eğer balık miktarınız çok ve düzenli bir akvaryumunuz varsa sisteme oturmuş, o zaman su değişimlerine mutlaka dikkat etmeniz gerek. 7. madde olarak da aşırı yemlemeyi sayabiliriz. Genelde herkes akvaryum balığım çok büyük olsun, hemen büyüsün, yavru versin vesaire diye düşünüp çok fazla yemleme yapar. Halbuki balıkların açlığa direnci, tokluklarına direncinden daha fazla. Bir balığı çok fazla beslemek onun ölümüne kadar neden oluyor. Ama bir balığı bir süre aç bırakmak herhangi bir sıkıntıya sebep olmuyor. Yani bir öğünü atlasanız bile, hatta haftada bir gün aç bıraksanız bile onlar için faydalı olacaktır. Bunu yaparken, aşırı yemlemeyi de yaparken akvaryumda fazla miktarda biyolojik madde birikiyor. Bu da akvaryum suyunun bulanıklaşmasına sebep oluyor. 8. madde olarak ise akvaryumdaki zeminin düzgün kurulmamasından kaynaklanıyor. Eğer zemindeki kumu güzel seçerseniz ekstradan size filtrasyon sağlar. Örnek veriyorum, lav kırığı ve benzeri, aralarından suyun geçebileceği, aralarında bakterilerin yuva yapabileceği bir ortam sağlarsanız akvaryumun suyunuzun berraklığı daha kolay hallolur. Yani akvaryumunuzun bu bulanık hali, suyunuzun bulanık hali daha çabuk def edilebilir. Tabi bu kum yöntemi kısa süreli bir yöntem. Zaten oturmuş akvaryumlarda hiç kum olmasa bile berraksa berraktır. Onda bir sıkıntı yoktur. Ancak düzenli ve özel kum seçmek tabii ki de yararlı olacaktır. 9. madde olarak akvaryumun sisteminin gece kapatılması. Genelde ses yaptığı için gece hem de filtreler çalışmasın diye ya da işte balıklar dinlensin diye tarzında yanlış düşüncelerle bu filtreler kapatılır. Sabah kalkıldığında da direkt akvaryum suyunun bulanıklaşmış haliyle karşılaşılabilir, bilinir. Bu yüzden aslında filtrenin 7/24 çalışmasında fayda var. Eğer akvaryum filtrasyonunu belli bir süre kapatırsanız bu yararlı bakterilerin yeterince oksijen alamamasına, sudaki amonyağı, nitratı, nitriti vesaire bunların sürecini yapamamasına ve bu sebepten de akvaryumun suyunun bulanıklaşmasına sebep olur. O yüzden filtrelerimizi mümkün olduğunca açık bırakmakta fayda var. Son olarak akvaryum suyu bulanıklığının bir diğer maddesi ve sonuncu 10. maddesi akvaryumunuzun sisteminizde herhangi bir filtrasyon kullanmamak. Sabit bir şekilde, her ne kadar yanlış olsa da fanusta balık bakıyor birçok insan. Onlara buradan tabi mümkün olduğunca kısa sürede o fanuslardan kurtulmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü balıklar belli bir süre sonra ölecektir. Ya da 40 litrelik 50 litrelik akvaryuma geçip herhangi bir filtrasyon kurmuyorlar. Sadece balık koyuyorlar. Bu yüzden de akvaryumun içindeki su sabit bir şekilde hiçbir sirkülasyon olmadan durduğu için bulanıklaşıyor. O yüzden de akvaryumların su bulanıklığı daha da büyük sorun haline geliyor. Çünkü filtrasyon hiç olmadığı için sistem kendini yenileyemiyor. Yani toparlayacak olursak 10 madde olarak size özetlemeye çalıştım. Bunlardan hangileri sizde varsa değiştirirseniz sistemi ya da bunlara dikkat ederseniz sizin de akvaryumunuz çok berrak olacaktır. Bunun dışında kanalıma abone olarak bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 5000 abonenin üzerine çıktık. Umarım daha da büyüyeceğiz sizlerle. Herkese buradan ekstra teşekkür ediyorum. Abone olmayanlar için kanalıma abone olmalarını rica ediyorum. Videolarımı da beğenerek bana destek olabilirsiniz. Herkese teşekkürler. İyi hobiler, iyi seyirler.